Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün hadi gelin taş duvar sistemi yani Stonewall sistemini pratik oyunlarda deneyelim. Önüme kim gelirse oynayacağım. Bakın ne kadar etkili, buna siz karar verin. Hadi laf uzatmadan beraber gelin Stonewall oynayalım. Evet arkadaşlar, rakibimiz geldi. D4 ile açalım. Evet, Stonewall uygulamak için gerekli hamleleri yapalım. Bildiğiniz gibi piyonları basitçe bu piyonu da F4'de oynadıktan sonra Stonewall piyon yapımızı oluşturuyoruz. Siyahın baş belası E5'e zıplayacak atı zıplıyor ve onunla siyahın başı belalı oluyor arkadaşlar. Evet, file F5'e geldi. Hemen belki anında buradan baskı yapma şansım olabilir. Ben çok acele etmeden normal Stonewall yapımla oynayayım. Evet, o da hızlı bir şekilde hemen atı E4'e geldi. Biz devam edelim. Rokumuzu açacağız. Normalde aslında belki arkadaşlar hızlıca vezir B3 ile filin oynarken girmesini sorgulayabiliriz ama dediğim gibi ben standart Stonewall yapısını size göstermek istiyorum. O da arkadaşlar şimdi at E5, şimdi F6 gibi bir hamleyle atın kovmayı denerse arkadaşlar hiç unutmayın, şah kanadını zayıflatmış oluyor. Her zaman böyle bir şey yapabilir Stonewall'da tabii ki. Ama bu da şu demektir. Şah kanadını yine bir şey kazanmış oluyoruz aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani atı alsa her zaman F hattını açıyoruz. Bakalım ne yapacak. Ya Stonewall'u oynaması basit. Rakibin savunması çok kolay değil. Bakın düşünün arkadaşlar. Çünkü ne yapacağını karar vermesi kolay değil. Bu at burada çok can sıkıcı. Çok süper bir at çünkü. Gerçi o da E4'e oturttu ama benim atım şu anda bir miktar daha sağlam. Çünkü iki piyon tarafından korunuyor. Ve o aldığı zaman ben F'le alıp mesela kendime hat açıyorum. Ama ben aldığım zaman o kendine hat mat açamıyor. Arada minik ama önemli farklar var arkadaşlar. Evet, bayağı bir düşünüyor. Dediğim gibi bu atı Stonewall oynadığı zaman siz de göreceksiniz. Bu atı rakibin oradan kaldırma olayı çok zor. Dediğim gibi tek yolu var F6. F6'da da şah kanadı ciddi oranda zayıflayacak arkadaşlar. O da ayrı bir bela. H5. F6 oynadığı zaman belki vezir H5 ile şuradan şah çekmemden çekindi muhtemelen. O yüzden bu tarz bir hamle yaptığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi at D2'ye geldiğim zaman alırsa vezirle alıyorum. Filimi alıyor. O yüzden önce veziri E2'ye girip oynayabilirim. Ama tabi at D2, at C3 gibi bir hamle var. Vezirime basarak. O yüzden önce vezire girip. At D2 oynasam at C3 ile vezirime basıyordu. BC3 aldığım zaman fil alıyordu arkadaşlar. O yüzden vezire 2 ilk olarak daha iyi. Tamam, şimdi at D2. Şimdi o tarz bir trik yok çünkü vezirimi fil ile koruyorum. Evet, şimdi alabilirim. Alırsa vezirle alabiliriz. Hatta atla da alabiliriz. Büyük rok atacak galiba. Evet. Alalım arkadaşlar. Şimdi F6 gibi hamleyi gördüğünüz gibi arkadaşlar çatal atıyorum. Bu at büyük bir baş belası. Büyük rok atabilir. Büyük rokta da hemen arkadaşlar onun. Evet, şu anda gördüğüm kadarıyla bir piyon kaybetti. Rok atmaya geciktirdiği için şimdi B7 piyonunu alacağım. Roku da bozuldu. Atı gerçi D7'ye gelebilir. Olsun, atı D7'ye gelirse alırım. Evet, alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu baş belası at eninde sonunda onun başını ağrıttı arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Bir türlü bu atla ne yapacağına karar veremedi. O da ona biraz pahalıya patladı gibi görünüyor şu an için. Şimdi at C6 gibi hamle yapsak. Evet, fil E1, fil H4 devam edebiliriz. Şimdi kale B8 istiyor yalnız. Onu engellemek için şöyle bir vezir B3'e geleyim ya. Vezir sakince B3'e gelip C2'ye kaçıp oyunumuza devam edelim. Fil E1, fil H4 gibi hamlelerle.
Evet. Vezir C2. Evet arkadaşlar, sonunda dayanamadı, gördüğünüz gibi aldı. Kendi atı E4'te oturttu. Güzel ama gördüğünüz gibi bana mükemmel bir yara açık at verdi arkadaşlar. Güzel. Şimdi vezir. Pardon. File 1. Şimdi vezir G5 ile buradan gelmeye çalışabilir. Evet. Bunun hatta şimdi itiraf ederim. Güzel. Duruyor E4 karesinde ama tamam, file 1 oynayalım. Fil G3 F4'e belki oturtabiliriz. Vezir E2, vezir F3 ile buraya baskı yapabiliriz. Bakalım nasıl oyun gelişecek. Tamam, vezir E2. Şimdi vezir F3'te, pardon. Ya, şuradan korkmuyorum. Alırsa zaten alacağım. Merkezde piyonlarım gayet güçlü duruyor. Evet, kale B7. Kale B1 ile korusam nasıl olur şu piyonu? Aklıma şu geldi arkadaşlar. Vezir A6 ile kaleye basmak. Kaleyi kaçtığı zaman da vezir E6 ile bu piyona vurmak. Çünkü şu piyon açmaz da. Evet, ilginç bir hamle. E3 piyonuna basıyor. Evet, şöyle bir hamle yapacağım. Bu hamle sanki piyon veriyormuş gibi görünüyor ama bu güzel atı aldıktan sonra, evet, gördüğünüz gibi zaten almadı. Tahmin ettiğim gibi. Evet. Gerçi H3 sürerse her zaman G3 var ya, sıkıntı yok. Evet, şimdi onun zayıf tarafından tabii dikkat etmek lazım. At D2 çatal atıyor. Tamam, şu kaleye bir basalım. Bakalım ne yapacak? Onun şahının zayıf olmasından da faydalanalım. Bakalım ne yapacak? Evet arkadaşlar, şimdi şuraya gelelim. Çünkü at D2 gibi bir hamle yapamazsın. Alabiliriz. Alalım şu piyonu. At hareket ettirirse vezir D6 ile, evet, almadı. Şu piyonu, şimdi piyonum tehlikeli bir hale geldi. Evet, C4, bu atın yerini sarsacağız. Evet, inisiyatif bizde de arkadaşlar, rakip zamandan kaybetti. Gördüğünüz gibi gayet etkili bir oyun oldu. Bir rakip daha seçelim arkadaşlar. Beyazlarla oyun. Evet arkadaşlar. Şimdiki rakibimiz 2013 reytingli D4 ile açtık. Bakalım Stonewall'u bu sefer nasıl oynayacağız? D5 çok güzel. C3 F4 arkadaşlar, atı F3'e zıplayıp hemen aslında E5 oynamak zorunda değiliz. Biraz önce bir gelişimimizi tamamlayalım. At E5 hamlesi kaçmıyor. Evet, şimdi at E5 gelebiliriz. Mükemmel etkili hamle arkadaşlar. Siyahın başı belada. Alsa bir türlü, evet, rok atacaktı. Yanlışlıkla şah bir yana kaydı. Ona rok atma şansı verelim arkadaşlar. Çünkü burada amacımız Stonewall'un fikirlerini göstermek. Evet, burada mümkün mertebe e-piyonuyla alıyoruz ki filimizin önü açılsın. Çünkü artık F5 sürdüğümüz anda filde oyuna girebilecek. Şimdi bu atı F3'e zıplayabilirim. Veziri gelebilirim. Kale F3, G3, H3. Milyon tane fikir var arkadaşlar. Yani at F3 sonrasında belki bu file vurup bu atı tekrar zıplayabilirim. Değişik değişik fikirler var arkadaşlar. Aslında bu atın E4'e zıplaması için burada durabilir ve vezire F3'e gelir. Bak, bu da bir fikir arkadaşlar. Çünkü bu at da E4'e zıplamak isteyebilir. Nasıl bizim E5'te güçlü bir atımız var, o da E4'te güçlü bir at. Buna müsaade etmiyor bu at. Burada durarak. Mesela. Bunlar da önemli arkadaşlar. Bu fili şimdi bu fili B3 fil A3 ile geliştiremiyoruz. Fil o noktaya bakıyor. B3 fil B2 ile geliştirebiliriz. Veya veziri G3 F5. Bakın arkadaşlar, vezir G3
F5 hamlesi ne düşünüyorum? Alırsa fili alıyoruz. Ama atımız zayıflatıyor. Tamam, burada vezir G3 yapacağım. Ata bu kareyi açmak. Evet. Ata bu kareyi açtım. Dediğim gibi burada vurup bu atı alabilirim. F5 sonrası Fil H6 ile vurabilirim. Gördüğünüz gibi şahla direkt karşılıklı olarak durduk. Ata vurursa çok memnun olacağım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Stonewall'daki siyahın en büyük problemi bu atla ne yapacağını. Ne yapacağını bilemiyor gördüğünüz gibi. Vursa başı büyük derecede belada. F bir yönüyle alacağım. Beyaz mükemmel kalır. Vurmasa bu at burada baş belası. Duruyor orada yani. Şimdi kendi atı da E4'de oynayamıyor. Gördüğünüz gibi iki aletleri tutuyorum. Ne yapacağını düşünüyor. Ama atı F5'e zıpladıktan sonra biraz daha oynaması kolay olacak. Çünkü fille vurmam lazım. Bakalım nasıl devam edecek. Vezir B6. Şu açmaz arkadaşlar, can sıkıcı. Ona dikkat etmek lazım. Ama şuradan aynı zamanda şu file vursam atla alıyor. Buradan bir şey çıkar mı? Böyle durumlarda hemen bir incelemek lazım. Bu at buradan hareket ederse çatal takıyorum. O da var. Öyle bir ihtimalimiz olabilir mi? Şu açmazdan bir kaçayım. Şu anda direkt bir taktiksel vuruş göremedim. Çünkü şu her zaman bana zarar verebilecek bir açmaz. Şimdi eğer müsaade ederse arkadaşlar, at F3 oynayıp sonra F5 sonra flaş 6 düşünüyorum. Fikirler basit, oynaması basit. Rakibin bir şeyler yapması çok kolay değil. Gördüğünüz gibi beyazın durumu gayet, arkadaşlar, oynaması da kolay. Konum da gayet sağlam. En azından konumunuz sağlam. Bunu görüyorsunuz. Ne oldu ya? Rakip terk etti. 8 tane içinde galibiyet şey yapabiliyoruz. Arkadaşlar, bugünlük burada bitirelim. Stonewall'da en azından fikirlerini anlatabildim. 2 tane oyunla. Yani zaten bundan sonrası artık oyunun normal şeyiydi. Burada öncelikle atı 3 oynayacaktım. Sonra F5 sonrası H6'ya vuracaktım. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen söyleyin. Stonewall'la ilgili başka pratik videoları yapabilirim.